Senden bana ne kaldı? Bir hatıradan başka. Senden bana ne kaldı? Bir hatıradan başka. Bir daha geri dönme. Yalan taktım aşka. Bir daha geri dönme. Yalan taktım aşka. Kalbimi kıra kıra bıraktım bir hatıra. Günahımı yalancı dudaklarımda ara. Kalbimi kıra kıra bıraktım bir hatıra. Günahımı yalancı dudaklarımda ara. Gözyaşlarım boşuna, düşmem artık peşine. Gözyaşlarım boşuna, düşmem artık peşine. Yansın yüreğim yansın, şimdi de ben. Bir hayırsızdı, neden gönül arıyor? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı, neden gönül arıyor? Açık yeşildi gözüm, güneş gibiydi yüzüm. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Değerli izleyenler, şu anda Erdek'te çok otantik bir bölgedeyiz. Erdek turizmi sürekli kendini yenilemeye çalışıyor bildiğiniz gibi. Palmon Otel, Almira, Pandos ve yenilenen Pınar Otel yeniçeresiyle Erdek turizmine yeni soluk getirmeye çalışıyor. Tabii ki bunlar çok önemli oteller. Ama bir de az sonra sizlere anlatacağım otantik bir pansiyon var. Şimdi burası Erdek Zeytinli Mahallesi, Ormanlı Sokağı diye geçiyor ve burada Erdek Torun Pansiyonu'ndayız. Erdek Torun Pansiyonu'nun işletmecisi sevgili İbrahim Torun, benim Erdek Lisesi'nden öğrencim aynı zamanda. Onun yanındayız. Bu pansiyonun özelliklerini sizler için konuşacağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda çok önemli bir film vardı. Mandıra Filozofu. Mandıra Filozofu'nda
Müfit Can Saçıntı ve Rasim Öztekin başrolleri paylaşmışlardı. Bakir bir yerde, bir doğada insanların daha mutlu yaşayabileceklerini anlatan çok güzel bir filmdi. Evet İbrahim Bey, hayırlı olsun diyelim. Pansiyonunuz 2019'dan beri galiba, öyle mi açık? 2019'dan beri profesyonelce yapıyoruz. Evet. Ama daha önce bir 20 yıllık var. Evet, evet. Evet, 20 yıldır burada pansiyonculuk yapmaya çalışıyorum. Evet. Buyurun. Evet, şimdi burada neler var? Kaç odanız var? Hayvanlarınız, bitki örtüsü hakkında ve gelen konuklarınıza verdiğiniz hizmet hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi şöyle, bu pansiyonun diğer pansiyonlardan olan özelliği şu şekilde. Buraya insanlar telefon açtıklarında, biz oraya niye gelelim dediklerinde, biz de onlara diyoruz ki dalından domates toplayacaksınız, biber toplayacaksınız, tavuğun altından yumurta alacaksınız, keçiden süt alacaksınız. Bunların tamamına ücret almıyoruz. Kendi köyünüzde, kendi kasabanızda hissettirmek istiyoruz misafirlerimize deyip. O bu şekilde burada çocuklarına bakmaları da çok kolay oluyor. Çünkü her yerde yeşillik var. Şuradan asma yaprağı koparıp, zeytin yaprağı koparıp anne baba sabah kahvaltıda çocuklarını keçilerin başına bir gönderiyorlar. Önlerine bir kucak ot veriyorum ben. Akşama kadar çocuklar keçileri besliyorlar. Dolayısıyla anne babaya çocuk bakma gibi bir zorluk da kalmıyor. Zorluk da kalmıyor. Evet, evet, bunu söyleyince İstanbul'daki, zavallı Bursa'daki misafirlere herkes hemen başlıyor gülmeye. Tamam diyorlar, İbrahim Bey yer var mı diyorlar. Biz de tabii elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Ve bu sistemi kurduğumdan beri buraya, o mandıra filozofu dediğiniz doğru. Mandıra filozofu benden kopya çekti. Yapımcısı buraya geldi. Ne yapıyorsun sen burada dedi. Tesadüfen yolu düşmüş dedim. Böyle böyle şey deyince benden özenip film çekti insanlar. Bilginize hiç mütevazı olamayacağım bu konuda. Evet. Evet. Ve şu anda da gayet iyi. Eylül'ün sonuna kadar odalarım dolu. Evet. Evet. Bursa ve İstanbul ağırlıklı konuklarınız galiba, değil mi? Evet. Evet. Kaç oda dediniz? 9 oda var. Oda. Aşağı yukarı 3-4 tane çadır var. 30-35 kişilik bir pansiyon burası. 9 odalı fakat inanın bana buradaki müşteri kalitesi hiçbir otelde yoktur bence. Yani tüm şeylerimiz, misafirlerimiz hepsi entelektüel tiplerdir ve şeydir yani, yüksek okul mezunudur, birçoğu İngilizce biliyordur, yabancı dil biliyordur, öyle şey değil yani. Güzel bir kalite var burada. Evet. Evet ve şey, huzurlu yaşıyoruz burada. Evet. Tabii Erdek turizminde eski yıllarda pansiyonculuk çok revaçtaydı, çok ilgi görüldü. Ben pansiyonlarından söz ediyorum. Onların hiçbiri kalmadı. Bu tip bir pansiyon ilk kez burada siz yaptınız diyebiliriz, değil mi? Evet. Aha. Evet. 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 Şimdi Eylül ayına kadar, Eylül sonuna kadar dolu dediniz. 20'sine kadar dolu. 20'sine kadar dolusunuz. Kaç metrekarelik bir yer burası? Gelmek isteyen konuklara başka ne gibi mesajlarınız olur? Önce kaç metrekarelik bir alandasınız? Burası 7000 metrekarelik bir zeytinlik alanı içerisinde 7 dönüm. Bir zeytinlik alanı içinde 9 odalı. Size nasıl ulaşıyorlar konuklarınız? Yani nasıl burayı biliyorlar ve size konuk olarak gelmek istediklerini söylüyorlar? Esasında reklam da yapıyoruz. Instagram'dan reklam da yapıyoruz ama genelde mesela burada 9 tane oda var. Hep birbirlerini şey yapıyorlar. İyi pansiyon diye. Hatta bakın şimdi. Yani kendi kendilerine reklamını yapıyorlar yani, değil mi? Kalanlar. Memnuniyet. Tabii 3 numara mesela 3. senedir geliyor. Mustafa'lar 7 senedir geliyor. Metinler 4 senedir geliyor. Yani
artık belli bir şeyden sonra reklama da gerek kalmıyor. Yani eski müşteriler devamlı gelmeye başladı. Tabii en iyi reklam konukların memnuniyeti ve birbirlerine aktarmaları değil mi? Tabii. Evet. Biraz da pansiyonun ücret portresi hakkında bilgi alalım sizden. Nasıl ücretleriniz? Şimdi iki yataklı bungalovlar var. Onlar 1200 lira gecelik. Üç yataklı bungalovlar 1500 lira. Dört yataklı yarı bungalovlar 1800 lira. Evet. Evet, yani fiyatları da uygun tutuyoruz. Güzel abi. Evet. Tabii denize girme olanağı da var değil mi? Deniz yakın mı pansiyonunuza? Denize yürüyerek 3-4 dakika, şöyle yani denizde leblebi kadar taş yok içinde, ne derler, kumunda da öyle taş yok. Bütün zaten çok güzel bir sahil, bir karış dalga yok. Bir de en güçlü mekanlar Kiraz olsun, Kanar Otel olsun. Yani daha vardı, daha çok önemli. Size pahalı. Yakın. Yakın bize. Yani güzel bir mekan olmamış olsa bu kadar para verip o mekanları kurmazlar bu sahilde. Evet. Evet. Çok heyecanlanmıyoruz değil mi hocam? yok gayet rahat. Şu an canlı yayındayız. Canlı yayındayız, gayet iyi gidiyor. Gayet iyi gidiyor. Gayet iyi gidiyor. Şimdi yanımda sizin asistanınız da var, sevgili İlayda Şener. Evet İlayda Hanım, siz neler söyleyeceksiniz bu güzel mekan hakkında? Valla bence kimse burayı kaçırmasın. Çünkü bütün çocukların falan gelip eğlenebileceği bir yer. Yani hani özellikle küçük çocuklu aileler için bence çok kullanışlı. Bir de yani buraya geldiğinizde gerçekten huzuru buluyorsunuz. En önemli şey o yani. Hani bütün o şehrin kalabalığından uzaktan. Ve buradaki herkes zaten aile gibi oluyor bir saatten sonra. Hani o kavram da çok tatlı oluyor. Bence bütün herkesin gelip kalabileceği bir yer burası. Evet. Çok mutlu olup keyfi dönerler yani buradan. Evet, evet. Peki ekleyeceğiniz bir şey var mı İbrahim Bey? Şimdi o huzur deyince aklıma geldi. Mesela bizim Facebook'ta, pardon, şeyde Google'daki 4.5 üzerinden 4.6 puanımız var. Pansiyon puanımız var. Orada torpil yapamıyorsunuz. Yani o herhangi bir silin veya şey yapın diye, bu gerçek bir puanlama 4.6. Orada da aşağı yukarı 80 tane kadar bir yorum var. Şeyle ilgili, pansiyonumuzla ilgili. Onların 80 tane, 60 tanesinin en üstündeki şey, huzur dediği doğru, siyah harflerle huzurlu bir pansiyon diye başlık manşet atmışlar. Evet. Eklemek isteyeceğim en son. Bir de Instagram'dan mutlaka takip etsinler. Yani Instagram'da bizim hesabımız var. Oradan her şekilde odalarımızın içi, buradaki bütün reklamlar falan tanıtılıyor zaten. Her şeyi orada görebilirler. Telefon verir misiniz ayrıca ulaşmak isteyenler için? Başvuru telefonu. Erdek Torun Pansiyon 0533 640 92 04. Öpüyorum sizleri. Peki, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli izleyenler. Bizi de çeker misin? Değerli izleyenler, devam ediyor canlı yayın. Birazdan fotoğraf çekileceğiz. Kapatmadık. Canlı yayın devam ediyor. Bir dakika. Evet değerli izleyenler. Erdek Torun Pansiyonu'ndaydık. Düzler bölgesinde. Gerçekten de çok otantik bir pansiyon. Tam bir köy hayatını yaşayabileceğiniz bir yer. Sahibi sevgili İbrahim Torun, benim de öğrencim Erdek Lisesi'nden. Ona teşekkür ediyoruz tekrar ve bundan sonraki turizm yaşamında başarılar diliyoruz. Teşekkürler hocam. Kaldır elini hocam. Hocam kaldır elini. Verelim. Ben İbrahim abi. Çak şunu. Evet.